Hasan Öztürk Kılıçdaroğlu tarafsız cumhurbaşkanı diyerek yalan söylemiyor mu? Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sormuş. Cumhurbaşkanı adayı kriteriniz nedir diye. Kılıçdaroğlu'nun cevabı aynen şu. Göreve geldiğinde tarafsız olacak, tarafsızlığıyla toplumun önüne çıkacak. Dikkat ediniz. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak diyor Kılıçdaroğlu. Tarafsızlığıyla toplumun önüne çıkacak diye ekliyor. Sahi 16 Nisan referandumunda bu millet %51 evetle neyi kabul etmişti? Ya da 24 Haziran seçimleriyle hükümeti kuracak Cumhurbaşkanını seçmeyecek miyiz? Sahi Kılıçdaroğlu 16 Nisan referandumunun yapılmadığını mı zannediyor? Yoksa evet evet. Yoksa bizimle dalga mı geçiyor? amiyane tabirle mavra mı yapıyor? Çünkü seçilecek cumhurbaşkanı aynı zamanda hükümetin de başı olacak gerçeğini, icranın başı olacak gerçeğini bile bile perdeliyor. Sadece temsil gücü olan bir cumhurbaşkanı seçmiyoruz artık. Hükümet edecek bir cumhurbaşkanı seçiyoruz. Ama Kılıçdaroğlu bunun farkında değilmiş gibi yapıyor. Ya da seçmeni tarafsız cumhurbaşkanı olmalı yalanı üzerinden kandırma cihetini seçiyor. Alışkanlık sanırım bu. Zira aynı Kılıçdaroğlu referandum sürecinde de sanki yeni sistemde başbakanlık makamı olacakmış gibi yapıp ya seçilecek cumhurbaşkanı ile başbakan başka partiden olursa ne olur gibi abuk önermelerde bulunmuştu. Bu kez de tarafsız olma kriteri üzerinden cumhurbaşkanı kriteri açıklıyor. Kılıçdaroğlu kendisine yalancı diyenleri mahkemeye veriyor onlardan biri de benim. Yine mahkemeye yolunu seçer mi bilmiyorum ama sadece şu kadarını söyleyeyim. Kılıçdaroğlu yeni sistemle bırakın tarafsızlığı, bizzat taraf olacak icracı cumhurbaşkanı seçeceğimizi bile bile gözümüzün içine bakarak neden yalan söylemeyi tercih ediyor? HDP'den kopan seçmen bir yere gider ama temenni ettiğiniz yere değil. 2017'nin 16 Nisan'ındaki referandumda evet oyu veren 500 bin Doğu ve Güneydoğu seçmeninin 24 Haziran'da nasıl bir tercihte bulunacağı tartışılıyor. Hatta tartışmadan öte temenni ve beklentiler sıralanıyor. Tartışmaya katkı olması hasebiyle bir iki şey söylemekte fayda var. Öncelikle HDP'den uzaklaşan seçmenin 24 Haziran'da Akşener'le Saadet Partisi'ne yöneleceğine ilişkin beklenti içerisinde olanlara birkaç hususu hatırlatmak gerek. Faili meçhuller kabulüm diyen bir siyasi aktörle karşı karşıyayken HDP'den uzaklaşan seçmenin Akşener'e oy vereceğini söylemek ne kadar gerçekçidir? Yine 15 Temmuz darbe ve iç işgal girişiminden hemen önce bak 15'inden sonra neler olacak diye efelenen hatta gündemde seçim meçim yokken ben başbakan olacağım diyecek kadar iddialı laflar söyleyen bir siyasi aktöre darbe gecesi sokaklara dökülen Diyarbakırlı'nın, Batmanlı'nın, Mardinli'nin, Vanlı'nın, Siirtli'nin oy vereceğini söylemek ne kadar doğru analizdir? Yine 17-25 Aralık yargısal darbe süreciyle birlikte 29 Mart 2014 yerel seçimlerine gidilirken FETÖ'nün tüm gayri ahlaki argümanlarını kullanan ve onlarla kol kola giren Saadet Partililerin bu günlerde HDP tabanına şirin görünmek için Afrin Zeytin Dalı Harekatı'na dil uzatması Diyarbakır Ulu Camii'nde Mehmetçi'ye dua edenler nezdinde itibarı olabilir mi ki? Böyle bir yakın geçmiş ortadayken Akşener'in ve Saadet Partisi'nin Kürt seçmenden ziyadesiyle oy alacağı beklentisi bir analiz değil temenniden ibarettir. 24 Haziran akşamı temenninin gerçekleşip gerçekleşmediğini göreceğiz. Zuckerberg, Türkiye seçimlerini manipüle edemeyeceği için mi Amerika endişeli? Amerika endişeliymiş. Erken seçim kararı alınması onlara epeyce germiş. Seçimlere, seçim sistemine, o halle seçime gidilmesine karşılarmış. Unutmuş olamazlar ama biz yine de hatırlatalım. Trump'ı başkan yaptığınız seçimlerle ilgili iddiaları ne yapacaksınız? Facebook'un seçme eğilimlerini nasıl etkilediğini tartışmayacak mısınız? Rusların bu konuda neler yaptığını, hayat kadınlarının seçimlerin manipülasyonunda nasıl kullanıldığı gibi tezviratları konuşmayacak mısınız? Facebook'un sahibi Zuckerberg'ün 50 milyon kullanıcısının bilgilerini ne karşılığı Trump'ın adamlarına verdiğini sorgulamayacak mısınız? Trump'ın iş başına geldiği günden bu yana adamlarını neye karşı tek tek kurban verdiğini gündeme getirmeyecek misiniz? Hadi oradan önce kendinize bir bakın reziller. Hasan Öztürk, Yeni şarkı.